Video öncesi kamera arkası. Karton. Fıtı 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 fıtı. Oğlum kafanın yarısı var yarısı yok ha. Söyleyelim. Anasını diye söylüyorum kadın. Dur. Ben bırakıyorum ben. Video başlıyor arkadaşlar. Oy farfara farfara ateşle düştü şamara. Oğlum şey var ya, gündüz okumu görmüyorsun. Neyse. Sen adam gününü su tesisatçısı gibi olmuş zaten. Otur kafanı görmüyor şu. Hadi otur. Video başlıyor. Gülme lan. Lan oğlum beni neyle uğraştırıyorsun ya. YouTube önüne diyorum burada da hadi. Lan oğlum bırak git Allah'ım. Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir YouTube videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Bu benle ilgili çok sorular sorulmaya başladı. Bunun bir part 2'sini çekmeye isteğinde bulundum. Bana soruları soracak olan Gökhan, zaten Gökhan'a da şeyleri yazdık, yazıları yazdık. Gökhan zaten direkt soruları bana soracak. Ben size bana sorduğunuz soruların cevaplarını vereceğim. Çok merak ediyoruz, arabayı niye sattın? İşte askere ne zaman gideceksin? Araba alacaksın mı? Gelince ne yapacaksın? Mesela bunları Honda'ya aldık. Çok merak ettiniz. Honda'yı ne zaman aldın? Ne zaman sattın? Mesela ben Honda'yı bunları geri sattım bile. Bayağı doldu yani. Bunlarla ilgili video, küçük bir eğlenceli bir video çekelim istedik. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. O zaman sen niye şey gibi oturuyorsun? Emanet gibi oturuyorsun? Sanki ev sahibi benim de bu yeni gelinin şey yaptığı gibi oturuyor burada. Diyeyim, elektrik çarptı. Tamam. Sana ben full zim gireceğim biliyor musun? Zim? Zoom. Ben şimdi zim zoomlatacağım. Diğeri dedik gibi. Abi Gökhan'dan bile videolar gelsin. Çocuğu bir yazsın. Ne istiyoruz lan? Beni izleyin de. Arabayı neden sattın? Ben bu arabayı yaparken yaptığım bütün masrafları kredi, yani banka sayesinde yaptım. Ne demiş devlet baba? Ben de bilmiyorum ne dediğini de demiş işte. Ya ben bu yüzden bankalara borcum olduğu için, bir de önümüze yakın bir tarihte askerlik olduğu için mecbur arabayı satıp aileme yük olmamak amacıyla aracı satmak durumunda kaldım. Zaten aracı da yabancıya satmadık. Şu anki evet. Evin sahibinde yani Cenk kardeşimize verdik aracı. Evet. Askerliğin ne zaman senin tam olarak? Askerliğim tam olarak Mayıs Cent dönemi görünüyor. Yani Mayıs'ta sevk edileceğim. Ama daha askerlik belli olmadı. Sadece gönderim tarihi Mayıs görünüyor. Bir de askerden geldikten sonra bir araba planım var. Aynen. Az çok ben biliyorum. Şimdi arkadaşlar bilmiyor. Aynen. Ne tür araç alacağım? Şimdi İsmail, aldığın arabada nasıl bir plan proje yapacaksın? Yurt dışı gibi mi olacak? Ya da sade bir şekilde mi yapacaksın? Yine aynı Alemi 45 gibi sade ve orijinal bir şekilde mi olacak? Yoksa yok ben çamurluk kabartmalarıdır, arka tampon, ön tampon, yurt işi yani yurt dışı yapımı, kamber kiti, dört lastik, o tarz bir araç mı yapacağım? Nasıl bir tür araba yapmayı? Yani ben açıkça söyleyeyim, askerden geldikten sonra benim bir ara beni Instagram'dan sürekli takip edenler vardı. Ben Aleme 45'i ilk alıp toplattırma aşamasındayken bir tane 97 model Doğan vardı. Yaşlı bir amca da, hatta geçenle de aynen, senin arabayı almadan önce gösterdiğim araba. Kendin gördün, etiketine kadar araba duruyor. Ya araba orijinaldi. Araba orijinal arkadaşlar, arabada hiçbir sıkıntı yok. Sadece arabanın yılların verdiği yorgunluktan dolayı. Bir de bakımsız kalmış. Bakımsızdı. Şöyle söyleyeyim size. Arabanın dış kaburda da herhangi bir yamulma, bükülme, çürüme vesaire yok. Şaseleri dahi. Full güneş yanık. Her şeyi yanık. Hani, araba komple güneş yanı, çamurluktan tut panjuruna kadar, tamponuna kadar sararmış. Hani araba alınır ama boyatlı olan binersen orijinal diye gitmez, tampon değiştirmezsen orijinal diye gitmez. Ya ben de Civic var, Tofaş aldım. Neden aldım ben de bilmiyorum. Aha bu, ne diyeceğim sen oraya tıklarsın. Denizli'den gittik, Şahin'e 35 lira para verdik. İçim yanıyor ama Allah var, aldığımız Şahin'e de değişen. Hayır, söktak. Sadece söktak var. Hiçbir yeri daha boyasında, kınasında hiçbir şey yok. Orijinal far, orijinal tampon, her şey orijinal arabanın, şaselerine kadar. Ön para, hiç ödeme yok. Çok şükür araba güzel, uygun fiyata da aldık. Yüksek de fiyata. Biz bayağı düşürdük. Honda'dan Şahin'e binince attığın evi 5'e binmiş gibi oldu zaten. Aynen. Benim sorunun şeyi yarım kaldı. Ha, ben 97 model bir Doğan buldum. Turkuaz renkli. Allah nasip ederse bizim aileyle de konuştum. Bir yaşlı bir dede de bu. Sürekli binmiyor, ayda bir defa biniyor. Araba yatıyor şu anda. Hani binerse tek dük. Arabanın sadece bakımsız kaldığı için, dayı yaşlı olduğu için, bayağı 70-74 yaşlarında falan yaşlı bir dayı.
Hani sürmeye artık mecal yok, arabayı binmiyormuş bile. O aracı alacağım ve efsane bir şekilde, aynı ALM 45 yaptım, komple toplama değil, sadece bir dış kasasına, gerekli yerlerine boyama yapılacak. Belki de komple bir boyaya girebiliriz. Aynen. Ama arabayı gerçekten de komple orijinal, tüm fabrikanın taktığı etiketlerine kadar hepsi duruyor. Tabii, fabrikasyon etiketi. Full etiket. Hatta Gökhan'la gösterdim, evet. Ben bakarken arabaya artık komple aşık oldum yani, benimsedim artık arabayı. Çünkü aracın etiketleri duruyor. Hani öyle yeni de değil. Sonradan takılma. Solmuş. Topaşa baktığın zaman internetten verebiliyorsun 100 lira etiket. Fabrikanın çıkardığı üzerine etiket takılı. Güneş göre göre solmuş. Yanmış. İyice evet. Cama yapışmış. Erimiş artık. Erimiş. Arkadaki o klor bilmem nesi dahi duruyor yani. Onların hepsi, fabrikasyonu duruyor. Araç gayet orijinal. İnşallah dedem ölmeden İsmail askerden gelir de alırız. İnşallah tövbe de ölmesin. Vallahi miras bana geçer bir şey. 74 yaşında baba. Ne yapalım? Ben gelirse kadar 75'ine girer. Koltuklarında da bir tane deforme var. Göğüslüğü yüksek, göğüslük çatlak. Tavan. Direksiyon, göğüs. Oğlum ne bekliyorsun? O yeşile bir koltuğu çakacaksın baba. Güneş yanıklı bineceksin abi. O zaman o haliyle komple bir iç dış temizliği yapıp bir pasta, cila, seramiği bir vuracağım birader. Güneş yanıklıları. Tabii. Üf. Ama has turkuaz böyle. Aynen. Açık turkuazla koyu turkuazın tam orta tam rengi. Ortası. Efsane bir rengi var aracın. Çıplak bir rengi yok. Aynen. Araç gayet. Tatlı bir gösterişi var. Yani ya direkt ben buradayım diyor yani. Valla malam gari. Askeri gitmeden asam valla çok yorulacak. İşte bizimkiler izin vermiyor. Kredi. İşte tabii. Para yok. Ama ALM'ye sattığım para nerede? Kredi kapattık. Tabii canım yani hani. 5,5 sanıyorsunuz ki bu adamlar YouTube'da video çekiyor. Para da öyle bir dava yok. Ben o kadar büyümedim. YouTube'un verdiği para tamam mı? Abi sen elektrik daha ödeyemezsin. Elektrik değil. Telefon faturasını zor ödüyor arkadaşlar. Ben arkadaş İsmail'i tam tanıyalım, bir sene oldu, bir senedir sıkı bir arkadaşlığımız var. Ben hayatımda bak, o kadar Tofaş'a bindim, o kadar Şahin'e bindim, Selex'e bindim. Ama ilk kez İsmail'in araba gibi temiz, hiçbir yerinde nokta hata olmayan bir arabaya bindim. Çürükten boşver, arabanın boyasında leke dahi yok. Hayatımda ilk kez öyle bir arabaya bindim yani. Allah'a şükür. Yani hayalim vardı, çok şükür yaptım. Bak, gönül ister, ben almak isterdim arabasını. Ama param yok, param olsa alırım. Abi bak kendim her zaman için diyorum ben, bir Şahin'e kalkıp da 50 lira 60 bin lira para vermem diyorum ama param olsa alırdım harbiden o ALM 45'i. Ama değer bilen Cenk kardeşim. Ya tabii canım, araba değer. Çünkü neden? Arabanı sen A'dan Z'ye yapmışsın zaten. Hı. Şimdi arabada gram masraf yok. Arabayla bir de biz kaç gün uzun yol yaptık yani. Antalya yaptı. Normalde ben... Gitti. İşte tabii canım, biz normalde ben Şahin'leri... Uzun yolda hep hararet yapanları görüyorum. Hı. Ama ilk kez ben İsmail'in arabayla gitmediğimizde dedik kalmadı. Araba bana mısın demedim. Maşallahı var. Hala da maşallahı var. Şimdi İsmail son günlerde arabasına bakamadı. Evet. Eskisi gibi düzen tutturamadı. Bazı olaylar oldu. Bazı olaylardan, bazı sebeplerden dolayı. Ama şimdi Cenk diye bir arkadaşım da aldı. O da cerrahat servisinde çalışıyor. Çok iyi bir insandır, titizdir. Arabasına gözü gibi bakan bir insandır. Şimdi onda araba A'dan Z'ye her gün iç, dış, taban... Komple detaylı bir şekilde temizlik yapıyor. Arabanın onda daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum ben. İsmail'in de düşünüyorum. İsmail'in yani bendeyken ben acımıyordum. Acımıyordum. Yani ben gerçekten acımıyordum. Hani, acımıyordun oğlum. Arabayı yaptım, ben yaptım diyordum. Yani gerektiği yerde sıkıyordum, gerektiği yerde hakkını da veriyordum. Yanlıyordum, lastiğini de yapıyordum. Ama gerektiği yerde de sağdan usul usul gitmesini biliyordum. Ama gönül isterdi ki borçlarım olmasın, araba benim altımda kalsın. Gerçekten de bunu çok isterdim. Ha, arabayı sattığım gün, yani satacağım günün sabahı, bir onun öncesi gecesi yani sabahına kalkıp satış vereceğiz. Cuma akşamı hayrını gör dedik. Cumartesi günü sabah noterde, nöbetçi noter satış verdi. Cuma günü akşam ben hüngür hüngür arabanın içinde ağladım. Hakkını helal et alemi, hakkını helal et alemi diye. Çünkü beni bu piyasaya düşüren, beni bu piyasada herkesin diline düşüren, iyi yönde ya da kötü yönde beni nasıl tanımak isterseniz artık bir şey demek istemiyorum o yönde. Beni gerçekten piyasaya duyuran araç da bu oldu. Bana iyi insanları gösterdi, kötü insanları gösterdi, yüzüme gülüp arkamdan konuşan insanları gösterdi, gerçek dostları gösterdi. Mesela ben Gökhan'ı tanıyamazdım. Bu arabam olmasaydı ben Gökhan'ı tanımazdım. Cenk'i tanımazdım. Hani bir araba sayesinde gerçek dostlara buldum. Yani gerçekten bu araba beni bir bambaşka insan yaptı. Hani çok değiştin İsmail sen dediler ama insanlar bilmiyordu ki benim iç niyetimi, sadece dışımdan çok değiştiğimi zannettiler. Ama hakkımızda artık hayırlısı. Gittiği yerde mutlu etsin. Ben Allah'tan yabancıya gittiğine üzülmüyorum.
bildiğimiz insana gidiyor daha da sevindim. Bilen, bakan, gözü gibi değil yani kendi etle tırnakmış gibi olan insana gitti yani. Ben onun için seviniyorum. Bir de Cenk arkadaşımız o kadar bitti yani araba yani alemi 45'e alan şahıs o kadar titiz bir insan ki lastiğini en ufak çamur görsün. Siler. Sileriz geç. Arabayı komple baştan sona yıkar. Evet. Arabanın boyasında herhangi bir hiçbir batıklık olmasın. Sadece lastiğinde çamur görsün arabayı baştan sona yıkar. Biz o gün petrole gittik. Arabayı yıkanacak. Yemin ederim 30 lira para verdi. 30 liranın 30'unu da 1 liralık yaptırdım. Arabayı 2 defa dışında su tuttu. 2 defa köpükledi. 2 defa yıkadı. Sonra bir defa da paspaslar için yıkadı. Su 4 lira attı. Tabii. Sonra su kaldı. Arabayı tuttu. Tabanını tuttu. Oğlum dedim yeter lan yıka yıka çürçeni. Yani o kadar titiz bir insan. Aynen. Gider 50 lira. Neyse. Hadi söyleyeyim lan söyleyeyim. Hiç kadar almasın. Bizim Cenk işte arabayı alan şahıs. 50 liraya gider petrolünü yıkar. 50 liraya gideyim de şurada oto yıkamacayı vereyim demez. Demez. Öyle bir insan. Kendi yıkar. Kendi yıkar. Kendi gözümle göreceğim. Kendim sileceğim. Kendim yıkayacağım. Der. Öyle bir insandır. Buradan da Cenk kardeşimiz. Aynen. Seviyoruz seni. Oho şu an abi. Oho. Şu an o bir yere gitti. Bir yere gitti. Evimizde. Evini dağıtmıyoruz. Evini dağıtmıyoruz. Kardeşim evini dağıtmadık. Bak sapsağlam duruyor. Şimdi İsmail YouTube'a şimdi araç sattın. Aynen. Sattıktan sonra YouTube içeriğini sonuçta hani bir araç videosu çekiyordun sonuçta arabayı çekiyordun. Hani her farklı parçaları değiştiği zaman çekim yapıyordun. Şimdi arabaya farklı videolar mı gelecek yoksa 20A neydi plakayı söylemeyeceğim. Aa. Benim anlarım siyah 93 şöyle jilet gibi Şahin bir videosu mu çekecek? Şimdi arkadaşlar tam konunun üstüne bastık. Şimdi bana çok sordular zamanında. Arabayı sattığın YouTube'a videosu gelecek mi? Artık YouTube'a mı bırakacaksın? Ne tarz videolar gelecek? Yani ben bunu artık yorum kısmında bekliyorum. Oyun videosu çekleyenler olursa da oyun videosu. Yine böyle sohbet tarzında arkadaşlarla muhabbet edebileceğimiz videolar da isterseniz her türlü. Ben yine elimden geldiğince size videolar, vloglar, tanıtımlar falanlar filanlar çekeceğim. Ve sırada Gökhan'ın yeni almış olduğumuz aracının videosu var. Gerçekten o video isteyen bir, emek isteyen bir araç. Aynen. Araç aynı benim ilk arabayı aldığım günkü gibi aklıma geldi. Hatta kendisine dedim. İlk ben de al dedim. Böyle o heyecan var sende de dedim. Zamanla aracın videoları gelecek. Mesela yakında Amerikan Park yapacak videosu gelir. Sonra gösterge aydınlatması yapacak. Ayak altı led videosu gelecek. Gerekirse ayak altı led videosunu kendimiz yaparız. Eğlenirken videolarını da çekeriz. Yani böyle zamanla eğlenceli videolar gelecek, vloglar gelecek. Ben yakında askere gitmeden Antalya'ya gideceğim. Hani güzel içerikler sizlerle olacak ama dediğim gibi şu aralar birazcık tabii atamayabilirim. Malum ben iş yerinde de çalışıyorum. Mesailerimiz oluyor. Mesela şu an biz iş yerinden çıktık. Ben üstümü değiştirdiğim gibi buraya geldim. Şu an mesela saat 9'a gelmiş. Hani 9'a geliyor. Kendiniz görüyorsunuz. Mesela geçen gün 10.30'dan 11'de bile çıktım. Ondan önceki haftalar komple 10.30, 11. Ben gece 1'de daha eve girdiğimi hatırlıyorum. Tabii ki. Hani gerçekten bu aralar cumartesi de dahil tüm gün çalışıyoruz ve sanayiye gidemiyorum eskisi gibi. Hatta Caner abiginin falan yanına gidemez oldum. Hani bu benim içime koyuyor mu koyuyor. Niye arabam yok, mesai kalıyorum falan filan. Ama YouTube'a videolar gelecek. Bırakmak asla yok. Benim ayrıca sıkıntılarım olduğu için Honda'yı İsmail'e satmak zorunda kaldık. Yani satıma çıkardım. İsmail de alan kanka dedi. İsmail de aldı. Ama ücreti daha verilmemişti. İsmail parayı ayarlayacaktı. İsmail'le benim aramda hiçbir zaman para muhabbeti geçmez. Yediğimiz işimiz. Yani biz şöyle yaptık. Benim arabanın satıldığı günü sabahına Cenk arabayı yıkarken konuştuk bunları. Aynen. Bu dedi ki böyle böyle durum. Tamam dedim kardeşim gel ayarını gör fotoğraf çekelim. Fotoğraf çekildik notere gittik satışını aldım. Aynen. Ben daha 5 kuruş vermedim Gökhan'a. Benim üstüme yaptı Zeynep. Satış parasını dahi ben verdim arkadaşlar. Para önemli değil hiçbir zaman. İnan ki bir insana dostluğunu dediğin yani güvenebiliyorsa hiç sıkıntı yok. Ben işini yaptık. Ondan sonra benim abim o aracın kronik hastası olduğu için yani Honda sevdiği için. Bir de öyle bir araç bulamayız. Çünkü bizim araçta da gramçılık yok. Şaseleri, patiyeleri daha yerlenmiyor. Orijinal bir araç. Yani ben normalde Gökhan şöyle dedi. Ben sana arabayı veririm. Askerden gelesi kadar ben seni beklerim dedi. Askerden geldiğimi çek parayı. Bana aynen, ver dedi. Aynen arkadaş. Ve sonra da ben yani yalan değil ben ne kadar da parasını vermeden üstüme satın alsam da ben kötü oldum. Yani aynen. Bir hafta boyunca arabayı ben binmedim. Gökhan da burada şahit. Ben arabayı binmedim. Kapının önünde durdu. Opel'le gezdim. Bir yeri geldi bunu aradım. Bunun arabasıyla çıktık Şahin'le. Hani binmedim. En sonunda Gökhan işte aradı kanka böyle böyle durum var. Bir oturup konuşalım. Abisi demiş ki arabayı geri alalım.
Hani bir şeyler olmuş tekrardan, bir ailevi sorunları konuşup oturup dertleşip işte ne yaptılarsa. Dediler ki kanka böyle böyle durum var. Biz arabayı senden geri istiyoruz. Aynen, ben de hani kırmak istemedim. Niye? Ben askere gideceğim, geleceğim. Ay Allah göstermesin, kazası var, belası var. Belki askerde hani şeytanlarla konuşayım. Gidip de dönememek var. Ben üstüme yüklü gitmek istemedim. Gökhan'a da aynısını söyledim. Ben bu şekilde aynen sana parayı vermek zorundayım kardeşim diye. Bu illa durdu. Askerden sonra gelince ver. Askerden sonra gelince ver. Benim için rahat değildi. Ha bir yandan iyi oldu. Geri gitti. Yani bana geldi. Bir hafta durdu. Geri gitti. Yani sen çocuk oyuncağıymış. Hani şu an sözünü kestim. İnanmayanlar olabilir. Ama biz bunu kimseye söylemedik. Yani yeri geldi ben hani herkese dedim ki ya ben arabayı almadım. Benim değil. Ama dilim varmadı. Hani ama ben arabayı emanet alıp koydum diye. Söyleyemedim. İnanmayan varsa arabanın noterden geçiş İsmail Tosiner olarak üzerinde kağıtları evde mevcuttur benim. Aynen duruyor. Ha, isteyen olursa eğer kağıtları ben çıkartır gelirim. Kağıtları ama onlar gelirim. Resmi belge gösterilemez. Hayır şey gösteremiyor. Nasıl? Resmi belgeyi burada sergilesin. Kapatırız. Olur. Sadece araç satış belgesi yazar. İsmail Tosiner yazar. O olur. Orada gelenlere atarken karalarız. Sıkıntı yok. İsteyen varsa yani yazsın. Gösteririz. Abi ben merak ediyorum. Bana bir atın derseniz. Aynen atarız. Hiç sıkıntı her türlü. Farklı bir sistem kurulmuş arabada. Çok farklı. Ama hı, arabanın vallahi şu elektrik aksamından çalışmayan hiçbir aksam yok. Sadece kornamız öldü. Ne ondan korna yok arabada. O da gitti iki tane elle taktı. Da diye. Korna yok. Şolup kapıda bir açtık. Korna yok. Öyle işte arkadaşlar. Yani umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Sizle de böyle iki dostun hayati meselelerini birazcık da olsun aynen dinlemiş oldunuz. Başımızdan geçen olayları dinlediniz. Yani hem sizlerle dertleştik hem de sizlerle dertleşirken siz bu videoyu izlediniz. Hani bana çok sorduğunuz soruların cevaplarını verdik. Gökhan'la ilgili de sorular söylediniz. Onlara da cevaplarını verdik. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Böyle güzel videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanala abone olmayı, like tuşuna basıp bir tane de olsun yorum yapmayı unutmayın. Sizi de seviyorum. Kendinize iyi bakın. Başka bir videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Bir dakika bir şey diyeceğim. Şey, arkadaşlar bazı arkadaşlarımız yazmış Gökhan'la video gelsin, video gelsin. Ha, evet gelsin. O çok video soran şu an. Size söyleyeyim. Küfür etsem kabul ederler mi? Ben biplerim. Bipler misin? Biplerim. Bir de bipleyemediğim bir düşün. Hayır. Arkadaşlar bak sözüm size değil. Bunu yapayım, beni izleyip ne yapacaksın? Anasını satayım. Beni izlesen ne olacak? Ben gibi bir insanı izleyip de ne yapacaksın amına koyayım? O da millet böyle şeylere hoşlanıyor işte. Komedi. Hayır. Geçen pavyona gittik. Karı oturtturacağız. Karı oturmadan mı bekliyorsun? Sus oğlum yeter. Pardon. Evet arkadaşlar. Hayır. Alkolü severim. Ben alkolü tövbeliyim. Ama kan mı sıfırdı? Alkol içmeyin. Hamile kalmıştınız. Serdar. Ha ha. Sizin götüreceğim. Bunu koymasın kendim. Hadi gençler Allah'a emanet.